Evet, onu da belki bastıracak mı? Bastıracak mı? Bu sistemin temel birkaç özelliği var. Bir, hava torbasının, hava sisteminin kontrollü olarak ve otomasyonlu bir şekilde verilmesini sağlıyor. Böylece bunu kullanmak üzere bir sağlık elemanına gerek duymuyor. Sağlık elemanı bunu ayarladıktan sonra cihazı yalnız başına kullanıma imkan verebiliyor. Bir diğer avantajı sistemin, hastaya giren inspirasyon havası dediğimiz hava ile birlikte çıkan ekspirasyon havasını kontrol etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz koşullarda ekspirasyon havasını, özellikle COVID-19 virüs salgınının bulunduğu bir dönemde ekspirasyon havasından da çevrede ve ortamda bulunan insanlara yayılmaması gerekiyor. Onu önlemek için biz sistem içerisine havayı sterilize edebilecek 3 filtrasyon sistemi ekledik. Bu 3 filtrasyon sisteminden en sonucunda hava ultraviyole ile sterilize edildikten sonra dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Böylece sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının daha steril olmasına ve daha kullanışlı olmasına avantajlarını sağlıyoruz. Bu cihazın prototipini geliştirdikten sonra biz cihazın üretilebilmesi için medikal firmalara bunu verdik. Medikal firmalar bununla ilgili TÜBİTAK'a başvuruda bulundu ve TÜBİTAK'tan ön görüşmeler yapıldı. Birinci aşaması bitirildi. TÜBİTAK'tan geçse de geçmese de medikal firmalar bu cihazı en yakın zamanda üretecekler. Tahmin ediyorum 15 gün içerisinde üretim basamakları aşılmış olacak.